Söyleyelim belki. Evet. Bu de yedek kulübesinde olacak gibi görünüyor O belli ama. olmaz. Orada yüzde yüz değilim yani. E, mata mı Gomis mi göreceğiz. Yani şu 10 oyuncuyu sayabilirim. E, Muslera, defans dörtlüsü. E, Boy. Yani Boe ve Dubois Solbeck'te. E, Nelson Abdülkerim. Abdülkerim'e dönüyor stoperde Okan Hoca. Emin Bayram değil. Orta sahada Torreira ile Oliveira olacak. Kenarlarda artı üçü düşünürsek Kerem ve Yunus diyorum. Orada 10. isim Mertens olur. 11. isim Mata olursa Mertens Forvet olur ya da Mertens yine aynı bölgede yani Forvet arkası Forvet Gomis. Yani kısacası 10 oyuncu belli. 11. oyuncunun Mata mı Gomis mi olacağı Perşembe-Cuma günkü taktik çalışmalar diyebiliriz. Milli araya çok oyuncu gönderdi Galatasaray ama şöyle bir avantajı oldu. Normalde her milli arada ben Mustera'nın geliş sürecine bakardım. yani. Evet o uzun sürerdi çünkü. Çok uzun. Avusturya'da kamp yaptı Uruguay milli takım ve maçlarında Slovakya'da oynadı. O yüzden zaten... Evet. Çarşamba günü Toray ile birlikte gelecek. Muhtemelen bir gün izin yaparlar. Perşembe günü takıma katılırlar. E, sakat oyuncu yok. İstanbul Spor hazırlık maçı bize bazı şifreler verdi. Icardi'nin 11 olmamasını öyle özetliyorum. Artık Icardi bir gün ekstra izin almıştı. Bugün de taktik çalışmada yoktu. Bence fizik olarak bir iki hafta sonraki Kayserispor Spor maçını hedef almalı e, Icardi diyeyim. E, şunu söyleyeyim. Okan Hoca bence değişiklik yapmalı kadroda. Yani bana açıkçası haberde iki gibi Mertens, Forvet, Mata orta saha. Hatta yine ben Mata değil, Mitşo da düşünülebilir diyorum. Çünkü e, Gaziantep ve e, Konya cezalandırabilirdi Galatasaray'ı. Gaziantep 1-1 bir iken belki Erol Hoca'nın biraz daha hani beraberlik odaklı hareket etmesi ya da Gaziantep'te oyuncuların başta Sagal olmak üzere e, şahsi oynaması. Tabi Galatasaray'ın bir reaksiyon vermesi 10 kişi taraftarıyla birlikte. Konya Spor bence cevap verdi. iki şutu direğe takıldı. iki şutunu muslara çıkardı. Hani bir İstanbul deplasmanında bir Anadolu takım olarak 5 pozisyon gayet iyi ki uzaktan şutlarla zorladılar. Bir de endir Çekic'in sakatlı evet. oldu oyun içinde. Yani buna benzer bir hikayeyi Adana'da yazamaz Galatasaray. Yani bu tarz bir oyun olursa orada cezalandıracak oyuncu sayısı işte sayalım Onyekuru Emrah Akbaba, Berlan çok formda son dönemde, Asan Bolonga, Gult Bransen'i de aldılar. Ben Gult Bransen'i de beğenirim ki Okan Hoca'nın Başakşehir şampiyonluğunda kulübe hamlesi bir oyuncuydu hatta Galatasaray'ın da yenili, e, yenilmezlik serisinde son veren isimdi. Evet. Başakşehir'de o Arda Turan'ın Fatih Hoca'nın elini öptü. E, maçı kastediyorum. O maç bir 24-25 maçlık serinin sonuydu. Çok alternatif aradığını Demirspor'un Melike bir de üstüne ben o statta geçen sene de bulundum. Hakikaten müthiş bir taraftar yani destek anlamında skor avantajını bulduğu zaman zamanlarda Demirspor kolay e, geri düşmez. Galatasaray 7 hafta iyi hikayeler sığdırdı, nedir açalım işte geri düştüğü maçları çevirdi, 10 kişi kaldığı maçları çevirdi, 85'ten sonra attığı gollerle maçları çevirdi. Bunlar hep e, sezon sonu şampiyon olduğunuzda böyle ligi irdelediğinizde size hikayeler e, barındırır. Bu anlamda ama bu maç farklı şeyler ister. Yani dediğim gibi Konya Spor ve Gaziantep maçlarındaki defolar ortaya çıkarsa ben çok Galatasaray adına e, galibiyet beklemiyorum onu söyleyeyim muhakkak ekstra bir oyun ister. Bence oyun formasyonu olarak da ben e, açıkçası Mitcho da Berkan gibi orta sahaya da Oliveira'yı öne atacak. Çünkü Oliveira da çok geri koşmayı seven bir oyuncu tiplemesi değil. Onu da şöyle özetleyeyim izleyicilere. Son Konya Spor maçının özetine bakarlarsa Endir Çekici'nin golünde yetişemeyen isim Oliveira. Kızmıyorum da sonuçta çok öne destek veren bir oyuncu ama işte oradaki yapı Torreira, Oliveira, Mertens tercih ediyor Okan Hoca. Bence bu tarz zorluk seviyesi yüksek maçlarda Torreira, Mitcho Oliver'e tercih edebilir. Ya da Berkan atarsınız oraya. Ne yaparsınız? Yusuf ya da sayı Kerem ya da Yunus'tan biri yerine tercih edebilirsiniz. O da size bir alternatif olabilir. Ee, bakalım yani Galatasaray adına zor bir maç olacak e, Melike. Ama hani şunu da söyleyeyim. E, beraberlik e, her e, şampiyon adayı takım için Adana deplasmanında kötü sonuç değil. O da Galatasaray'ın cebinde olacak sonuçta. Bu tarz maçlarda da hocalar için Kenan da muhakkak bana katılacaktır. Bir Kesinlikle. beraberlik bonusu olduğu zaman oyun formasyonu daha rahat şekillendirebiliyorsun. Hani kazanma baskısı iyi bir şey değil bazen. Kolay maç değil. Adana Demirspor deplasmanı hiçbir takım için gerçekten Yusuf Kenan sen ne diyeceksin? Orta saha dengesi biraz hassas Galatasaray'da. Az önce sen de söyledin. Yani hem yerli kuralı ile ilgili bir sıkıntı söz konusu evet. hem de bence savunma profili en yüksek oyuncu Torreira ve onun yerine birini yerleştirme şansın yok. Yani Torreira var ve diğerleri var. Torreira bugün ayakta tutuyor bence takım savunmasını Galatasaray'ın. Ben bireysellikten bahsetmiştim. Musera, Sasha Boye, Torreira ve Gomis. hani Bu dörtlü puanları getirdi performans olarak. Takım savunması olarak ben her zaman bir soru işareti olarak görüyorum Galatasaray'ı. Çünkü öndeki oyuncuların hiç geri dönmediğini net bir şekilde herhalde söyleyebiliriz. Bir, de, bir, denklem daha ekleyeyim sana Kenan Pas olsun. Son Konya Spor maçına ben buna kanaat getirdim. Aynı anda sahada Mertens, Oliveira, Gomis olmamalı bence. Üçü aynı anda sahada olduğu zaman orta sahayı bence Galatasaray rakiplerine veriyor. Biraz o dirençle de alakası var. Hem o hem de şimdi kime karşı oynadığınız da çok önemli. Adana Demirspor net bir 9 numara olmadan Emre Akbaba'yı orada değerlendiriyor. Forvetsiz. Genel olarak orta sahası çok kuvvetli. Bence fiziksel olarak da üstünü kurabilecek bir kuvvete sahip. Hızlı olarak da üstünü kurabilecek bir e, oyun yapısına sahip. Çok iyi bir teknik direktör burada Vincenzo Montella. Onu da söyleyelim yani e, teknik direktör etkisi de var bu takımda. Sadece Tabii. kadro ve yönetim değil. Yönetimin bu takımın başına getirmiş olduğu teknik direktör de işte Samet Hoca'dan devralıp bambaşka bir yapıya taşıdığı Onu onu söylemek gerekiyor. O da büyük bir avantaj bu mücadele için. Ancak hani yine bir 9 numara olmadan mı başlayacak bu mücadeleye? Saf bir yani şimdi hep Galatasaray'ı konuşuyoruz ama rakibin de ne oynadığı çok önemli. Evet. O orta saha dengesi Galatasaray'da bence ufak bir soru işareti. Hep söylüyorum. Çünkü savunma Kerem savunma yapmıyor. Yunus ben hani birebir isim olarak söyleyeyim. Kerem savunma yapmıyor. Yunus savunma yapmıyor. Gomis savunma yapmıyor. Icardi savunma yapmıyor. Mertens savunma yapıyor. Yapmaması gerekiyor öyle söyleyeyim. Eee Seferovic zaten oynama ihtimali çok düşük. O yüzden o da olsa o da yapmıyor. Şimdi bu kadar önde 3-4 tane oyuncunuz savunma yapmazken ya da çok az yapan yaparken bir şey kazanma, zor maçları kazanma şansınız yok. Bunu en güzel Paris Saint Germain üzerinden örnek verelim. Dünyanın faal şu an 10 oyuncusundan 3'ü Paris Saint Germain'de değil mi? E, Neymar, Mbappe, Messi. Bu üç oyuncu savunma yapmazsa Paris Saint Germain'in şampiyonlar ligini kazanma ihtimali sıfır. Ferhat bile yetmiyor o İtalyan. Yetmez. Yani sıfır. O yüzden bir maçı 11 kişinin de dengeli bir şekilde her yönü oynayabilmesiyle kazanabilirsin. Sonra bireysellikler ortaya çıkar ama bu kadar çok oyuncu savunma koşularında bu kadar az cömert davranırsa Galatasaray orta sahasında hani Torreira'nın bir kez söylüyorum pamuklara sarılması lazım net bir şekilde. Murat Güloğlu yazmış. Adana Demirspor'da savunmada eksik var. Rakitski. Formda evet. Formda Onyekuru karşısında ligin en formda oyuncusu Boe olacak demiş. Galatasaray için bu bir avantaj değil mi diye sormuş. İki tarafa da gidebilir Ronya Kuru bu arada. Hani çok sıkılırsa evet. sağ tarafa da geçebilir. Tabii ki solda daha etkin. Ama Rakitski'nin olmaması Galatasaray için dezavantaj bence. Adana Demirspor maçlarını eğer izlediyseniz son haftalarda Rakitski'nin form durumu biraz düşüktü. Çok deneyimli, çok iyi bir stoper normal koşullarda ama son haftalarda biraz form düşüklüğü vardı. Cevat Batu yazmış, ''Kerem topla çok hızlı fakat çok top kaptırıyor. Atak yaparken kontra takıyor. Bir de Galatasaray orta sahasında Torreira çok yalnız kalıyor.'' Yanında Amicio oynamazsa çok açık veriyor. Örnek Konya maçı önlem şart demiş. Bir tane daha okuyayım öyle döneyim size. Engin Bey yazmış. Mertens çok kötü oynayan Kerem'in yerinde. ileride Gomis forvet arkasında mat oynamalı. Sol bekte Berkan her türlü fana noktan daha mücadeleci kora oynar yorumunu yapmış. Bunları ben Mertens'in çok kenar oynamaması gerektiğini düşünüyorum. Yani merkez tamam mı bilmiyorum. Yani yaş diyebiliriz ya da ilk Grayson Spor maçında kenarda oynamıştı. Hatta Kerem sağ tarafa geçmişti Yunus'un bölgesine. Mertens'in ben forvet başlayabileceğini düşünüyorum yani tıpkı Adana Demirspor'a. Adana Demirspor'un taktiğe cevap verebilir Galatasaray. 4-6-0. Evet, olabilir. Mertens'i ne kadar kaleye yakın oynatırsanız o kadar verim alırsınız. Şimdi yani, hala gol istiyor. Her, evet, herkes sayılara bakıyor doğal olarak. Çünkü yani Dries Mertens'ten bahsediyoruz. Benim en sevdiğim oyunculardan birisidir bu arada. Eden Hazard olduğu dönemde bile hani çok iyi bir Belçika milli takımında hep Dries Mertens'i beğenirdim. Tarz olarak çok benim futbol keyfime hitap eden bir oyuncu. Ama şimdi siz Mertens'ten 80 metre geri koşmasını beklerseniz o yaştaki bir oyuncudan son 30 metrede çok verim alamazsınız. Galatasaray savunma dengesi. İşte Mitchell'den bahsetmiş izleyicimiz. Tamam evet. oynatalım. Torreira, Mitchell, Oliveira olsun. Üretkenliği nasıl sağlayacaksın? Çok ince bir denge var Galatasaray orta sahasında. Dediğim gibi yani savunmaya savunmayı güçlendirelim dengesi üretkenliği azaltacak üretkenliği tetikleyelim dengesi savunma takım savunmasını azaltacak o yüzden Okan Hoca'nın bu kadro yapısında e, şeyleri yani bazı bazı konularda çok iyi işler yapması gerektiğini düşünüyorum ben yani birçok dönemiçi çok iyi döndü e, şansla yaver gitti Galatasaray'ın baskısı da vardı e, rakiplerinin şanssızlığı da söz konusu oldu işte Konyaspor maçından sen bahsettin Antep kendi kendine bence maçı verdi Galatasaraya ama nihayetinde bu orta saha dengesi ne kadar taşıyacak Galatasaray'ı onu ben çok merak ediyorum. Çok iyi kadro ama çok dengeli kadro diyemiyorum.